Günaydın güzel ülkemin güzel insanları, günaydın Kıbrıslar, günaydın Kanal T izleyenleri ve günaydın 88.6 FM bandı üzerinden radyoları başında bizleri dinleyen herkes. Bugün 1 Mayıs. Emeğin, emekçinin, dünyanın en büyük bayramı bugün. Emeğin ve emekçinin kutsal günü. Herkese, bütün emekçilere, bütün çalışanlara, emeklilere kutlu olsun. Tümüne sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Bu çok zor günlerde hem ülkemizin hem tüm dünyanın çok zor günlerinde en büyük darbeyi alanlar, en çok ölenler, en çok hasta olanlar yine yoksul emekçiler. 2 milyara yakın. Yani tam olarak 1.6 milyar deniyor. Yani 1 milyar 600 milyon emekçinin ya işini kaybedeceği ya da çok ciddi gelir kaybıyla yoksulluğuna yoksulluk katacağı konuşuluyor. Bu ülkemiz için de geçerli. Ama ülkemiz için bunlar geçerliyken ne yazık ki alınan tedbirlerin tümü de sadece emekçilerle ve işçilerle alakalı. Herkese günaydın demiştik. Necdet Mavi Gözlü, Mehmet Şenler, Erdinç Ökten, Hüsniye Sezikli, Liliana Özküçük günaydın. Kubilay Güler, Yaşar Aracı, bayramın seninle kutlu olsun kardeşim. Pazartesi hayırlı olsun. Erdoğan Karakaya, Ömer Ali'nin çok selamı var. Erdoğan Karakaya bize öyle diyor. Sağ olsun. Liliana Özküçük bize selam etmiş. Ali Unyayar, biz de sizleri çok seviyoruz efendim. Cumagül Muradova, Ekrem Gazi Özuysal, hocam 1 Mayıs'ımız kutlu olmuş. Ve Tamer Isırgan, herkesin 1 Mayıs işçi bayramı kutlu olsun. 1 Mayıs işçi bayramını kutluyoruz. Herkesin grup yorumun 1 Mayıs marşını ve tabii ki Sosyalist Enternasyonal Marşı'nı severek, zevkle dinledik sabah sabah. Sizlere de tavsiye ediyoruz. Hani uyan artık uykudan uyan, uyan esirler dünyası, zulme karşı hıncımız volkan, kavgamız ölüm dirim kavgası. 1 Mayıs herkese bir kez daha yürekten kutlu olsun. Evet, tabii ki çok önemli gelişmeler oluyor. Soner Yolaç kardeşim, tüm işçi kardeşlerim bayramı kutlu olsun. Lefke'den selam ediyor sevgili Soner Yolaç. Tüm işçi kardeşlerimizin bayramları kutlu olsun diyor. Biz de ona sevgilerimizi iletiyoruz, Soner Yolaç kardeşimize. Evet, 1 Mayıs günü önemli gelişmeler oldu. Daha doğrusu dün akşam önemli gelişmeler yaşandı. Kıptek Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan istifa etti ve yerine Selim Gökbörü'nün atandığı söyleniyor. Her ikisine de hayatta ve görevlerinde tabii ki başarılar diliyoruz. Bu stresi, bu gereksiz stresi daha fazla kaldıramadı Sayın Erdal Onurhan. Ülkemizin çok değerli bir insanı, çok değerli bir büyüğümüz. Sevgiyle, saygıyla ona teşekkürleri iletiyoruz tabii ki. İçişleri Bakanımız bir programda açıkladı. Sadece 37 kişi yararlandı şartlı tahliyeden. Ama tutukluların yeniden yargılanması, ki bu bizim her gün aldığımız onlarca mesajın cevabı açısından önemli.
Tutukluların yeniden yargılanması için mahkeme ile birlikte tedbir almaya çalışıyorlar. Henüz mahkemelerimiz açılmış değil tabii ki. Nöbetçi mahkemeler sadece bakıyor acil durumlara. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım ve çok önemli bir konuyu daha konuşalım sizlerle. Bu arada bugün Kıbrıs TV'nin 21, Kıbrıs FM'in radyo kanalının 23. yaş günü. Emeği geçen herkesin emekçi bayramları ve kuruluş yıl dönümleri kutlu olsun Kıbrıs TV ve Kıbrıs FM. Ülkemizin bir yayın organı Türkiye tarafından kapatıldı. Evet, Diyalog TV, Diyalog Medya Grubu'nun televizyon kanalı dün akşamdan itibaren uydudan çıkarıldı. Türkiye'ye ait uydudan çıkarıldı. Hangi siyasi görüşte olursa olsun, ki Diyalog TV'nin herhangi bir siyasi görüşü yoktu bana göre. Herkesin rahatlıkla çıkıp sohbet ettiği bir televizyon kanalıydı. Sadece bir kişinin, Diyalog grubunun patronuyla yaptığı söyleşi, Sayın Besim Tibuklu Hasan Erçakıcan'ın söyleşisinde geçen bazı ifadelerin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerdiği iddia edildi, soruşturma açıldı, televizyon kanalının kapatılmasına karar verildi. Tabii ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü ve demokrasi bambaşka bir olaydır. İfade özgürlüğü ve demokrasinin hazim seviyesinin hakaret içermemesi koşuluyla en üst seviyede kabul görmesi gerekmektedir. Ne yazık ki biz birbirimize sahip çıkmadığımız, birbirimizi desteklemediğimiz, birbirimize dostluğumuzu ve dayanışmamızı demokrasi koşulları ve çerçevesinde veremediğimiz sürece bunlar olacaktır. Susma, sustukça sıra sana gelecek hikayesini hatırlatmak lazım. Kimsenin kimseye ders vermeye, kimsenin kimseye bu mesleği öğretmeye elbette hakkı yoktur. Ama bizim ülkemizde çok seslilik, bizim ülkemizde demokrasi, bizim ülkemizde insan hakları, yayın hakları, basın özgürlüğü çok daha farklı olmalıydı diye düşünüyorum. Tabii ki Afrika gazetesine saldırının en şiddetli şekilde sahip çıkılmaması sonrasında Afrika gazetesine yapılan iğrenç müdahalenin, iğrenç ve vahşi müdahalenin en yürekli bir şekilde bu ülkedeki medya organları tarafından sahip çıkılmaması nedeniyle ipin ucu tabii ki her eleştiren, her kötü bir şey söylediği tahmin edilen veya öyle değerlendirilen ne yazık ki bu tür sonuçları da artık görecek. Yani Diyalog TV'nin müstahakıydı anlamında kesinlikle söylemiyorum. Ama çok üzüldük, çok yanlış bir karar. Umarım Türkiye Cumhuriyeti RTÜK kanalı, radyo televizyon üst kurulunun bu kararı bir kez daha, umarım bu kurul bir kez daha bu kararı gözden geçirir. Biz hiçbir televizyon kanalının çok ciddi hakaret içermediği takdirde eleştiriye, hoşgörüye, demokrasiye yer veren her türlü kanalın bir şekilde bu biçimde cezalandırılmaması inancındayız.
Diyalog TV çalışanları, emekçilerinin tümünün de 1 Mayıs bayramlarını kutluyoruz. Sayın Reşat Akar'ın, genel yayın yönetmeninin bu konuda bir açıklaması var bugün. Kendi yazısının alt kısmında. Evet, Türkiye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK, KKTC Yayın Yüksek Kurulu'nu devre dışı bırakarak Diyalog TV'nin uydu yayınlarını dün geceden itibaren durdurma kararı almıştır. Üzüntümüz büyüktür. Yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren Türk halkının hak ve menfaatlerini en üst düzeyde tutan, seviyeli bir yayıncılık politikası izleyerek sadece KKTC sınırları içinde değil, yurt dışındaki soylaşlarımızdan büyük destek gören Diyalog TV'nin uydu yayınlarının bir haber programında söylenenler gerekçe gösterilerek durdurulması benzeri görülmemiş bir uygulamadır. Hukuki girişimlerimizi başlatırken yayınlarımızı Web TV ve Facebook üzerinden sürdürme kararı almış bulunuyoruz. Her zamanki gibi desteğinizi bekliyoruz demiş bugün. Tabii ki önemli, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tabii bu arada tam Besim Tibuk'la ilgili tartışmaların başladığı bir gün içerisinde gelmiş olması da çok ilginç oldu. Çünkü Besim Tibuk'un oğluna özel karantina uygulaması tartışmalarının akşamında bu olay yaşandı. Tabii o başka bir şeydi. Bu kabul edilemez. Her ikisi de kabul edilemez. Her ikisi de farklı açılardan kabul edilemezdi. Bunları da sizlerle paylaştık. Geçmiş olsun dileklerimizi. Çok seslilik ve demokrasiye sevgimizi, saygımızı bir kez daha 1 Mayıs gününde sizlere ulaştırarak bugünkü programımıza da böyle başlayalım istedik. Koronavirüs tabii ki bizde dün yaklaşık değil tam 1257 kişiye test yapıldı. Herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadı. Bir gün önceden 16 tane yeniden yapacağız denilen vaka söz konusuydu. O 16 vakada negatif çıktı. Bunu da sizlere belirtelim. Salih Demirkent İşçi Bayramı'nı kutluyor. Mehmet Ali Salih, konu Diyalog TV ile ilgili değil, Türkiye kökenli Diyalog TV'nin sahibi ile ilgilidir. Yani Sayın Besim Tibuk'un katıldığı bir programda söylediği sözlerle alakalı kapatıldığı söylentisi var tabii ki. Evet, dünyanın en demokratik Türk ülkesiyiz diyor Sayer Aker. Ercan Mert Doğdu günaydın, İbrahim Özsanlı günaydın, Barış Baş, bu daha başlangıç. Herkes haddini bilecek, devletin gücünü görecek demiş. İlginç bir yorum bu da. Devletin gücü işte, yani bu tamamen bizim zihniyetimizle alakalı. Devlet büyüktür, devlet sahiptir. Oysa devlet toplumun hizmetçisi olmalıdır. Civil servant hikayesinden geliyor. Yanlış bir tavır tabii ki. 1 Mayıs Dünya Emekçi Bayramı kutlu olsun. Dünyada ve ülkemizdeki emekçilerin değerlerinin bilinmesi dileğiyle diyor Sevcan Arınağoğlu Güvenir. Sağ olsun. Erdoğan Ormancı, günaydın, KKTC makamlarına sorar mısınız? Pilo halkının durumu ne olacak? KKTC yetkilileri buradaki vatandaşlarına tamamen ikinci sınıf muamelesi yapıyor. Pilelilere özel bu kapıyı açacaklar mı? Nedir durum? Mağdur olduk. Hiçbir işimizi doğru dürüst yapamıyoruz. Erdoğan Ormancı. Güzel bir mesaj. Aman ormancı, canım ormancı. Dünyanın en güzel türküsü. Kesinlikle. Tartışmam bile yani hiç. Cengiz Bayraktaroğlu Esenköy'den, Cengiz ve Dilek çifti bize günaydın diyor, 1 Mayıs bayramımızı kutluyor. Kemal Zaim kardeşim aynı şekilde, Fatoş Kerimoğulları işçinin, emekçinin bayramı kutlu olsun demiş. Mehmet Sezener, Serhat hocam günaydın, iyi yayınlar diliyorum diyor. Vay hocam, vay selamlar. Hidayet Ali Sarı aynı şekilde bayramımızı kutluyor. Sayer Aker, Özgül Erdoğan Özdemir'a hayırlı cumalar demiş aynı zamanda bize. Mehmet Uluçaylı,
Günaydın 1 Mayıs tüm çalışan emekçilere kutlu olsun diyor. Metin Maraşlı günaydın. Tamer Isırgan günaydın. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı o da kutladı. 1 Mayıs'ı Ekrem Gazi Özuysal kardeşimle kutluyor. Herkese selamlar ediyor. Bizler de kutluyoruz. Herkesin Hamit Karavul günaydın diyor bizlere. Seral Çetindal mecbur oluyoruz. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyoruz. Herkesin, evet, Çetin Kuzu, dünyanın en pahalı telefon görüşmelerini yapmaya mahkum ve mecbur ediliyoruz. Hiç olmazsa 2-3 aylık ücret almasınlar. Evet, Seral Çetindal diyor. Bence de. Neticede batmayacaklar. Bence de aynı düşüncedeyim. Salih Demirkent, tekrar günaydınlar. Metin Emir Ali Bengisu, kutlu olsun 1 Mayıs emekçi bayramımız. Susma sustukça sıra sana gelecek diyor Metin Emir Ali Bengisu. Veysel Dal, Çatalköy'den iyi yayınlar. İbrahim Yalçın da Pile'den günaydınlar. Hapishaneye devam demiş. Erdoğan Karakaya, İki kardeş seni izlerik abi. 1 Mayıs kutlu olsun kardeşine de selamlar. Salih Eşref Asoğlu günaydın. Evet, Cyprus Taksi diyor ki bize dün bir pozitif vaka çıktı diyor. Biz bakanlık böyle bir açıklamada bulunmadan Cyprus Taksi'nin açıklamasını mı söyleyeceğiz? Yani ilginç bir durum tabii ki. İşte seviyoruz bu dedikoduları, seviyoruz. Evet, güle güle demokrasi ve free speech diyor Bradley James hocam. Güle güle demokrasi ve konuşma özgürlüğü tabii ki güle güle demiş. İyi yayınlar. Hayır, Asaf Şenol hocam günaydın, iyi yayınlar. Veliaht Tibuk, karantina oteli olan Malpas'a gönderildi mi? Hayır, gönderilmedi. O konuda bir anlaşma yapıldı. Tabii şu anda gelen bütün şeyler, kim gelirse şu anda, ki sanırım ya akşam çok gece yarısı Dubai-Diyarbakır bağlantılı bir uçak geldi ya da bugün gelecek. Dün benim aldığım bilgi bugün geleceği yönündeydi ama biraz önce bir mesaj aldım. Dün akşam Ercan'a bir uçak inmiş ve bu uçak Mete Özmerter'in uçağı değilmiş. Dün akşam 20 dakika önce bu uçak diyor Ercan'a indi. 11.40 sularında inmiş olması lazım Ercan'a ve bu uçak uçağı değildi. Tabii sevgili Asaf Şenol, dün akşam Sayın Ersin Tatar'la Haberci TV'nin web kanalında sohbet ettik. Sorularımızı yanıtladı Sayın Başbakan. Ona da sorduk. Önce bilmiyordu Sayın Başbakan. Sonra ona mesaj geldi. Tabii her şeyi bilmesi gerekmez. Bütün gelecek olanlar KKTC vatandaşıdır dendi. Tabii başka bir sürü dedikodular haliyle bizi çok korkutuyor, çok ürkütüyor bunlar. Çünkü 13 gün oldu, bizde pozitif vaka yok. Dışarıdan kimsenin gelmesi de mümkün değil. Sadece KKTC vatandaşları ve onların birinci derece yakınları gelebiliyor. Nilgün Yolaçan günaydınlar. Dün akşam gelenlerin, Birsen Aydos günaydınlar, Sedat Avcan günaydınlar, gene başladın diyor, çıktın Belen kahvesine, baktın ovaya, evet çıktım Belen kahvesine, baktım ovaya, ne türküdür o be Sedat Avcan ama, hikayesi de çok güzeldir yani. Raif Toluk günaydın, Halmenli Hacıyeva, bayramınız kutlu olsun diyor Birsen Aydos, Güven Doğacan, yaşasın 1 Mayıs, iyi yayınlar, yaşasın 1 Mayıs. İyi yayınlar dilerim. Tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun diyor Osman Zorlu Çavuş'um. Doğan Ank, Sertaç Serdar günaydınlar. Ahmet İmamzade günaydın. Virüs halkımızın evde kalarak, hijyen yaparak şimdi atlatıyoruz. İşçilerin, emekçilerin bayramı kutlu olsun diyor. Ahmet İmamzade güzel söylemiş. İbrahim Demir, Serhat Serdar günaydın. Kemal Osman Ceyhanlı kutluyor bayramı. Cem Onbaşı, herkesin 1 Mayıs'ı kutlu olsun. Akşam sizin programınızı
Seyrettim, tekrarladı diyor. Gerçekten yoruldular artık Cem Onbaşı. Akşam çok farklı bir yorgunluk vardı Sayın Başbakan da gerçekten. Artık dinlenmesi lazım diye düşünüyorum. 3 gün en azından bugün, yarın ve pazar günü Sayın Başbakan'ın da ve bütün kabinenin çok ciddi şekilde dinlenmeye ihtiyacı var. Çok yoruldular bence de. Rasim Kısaçam, günaydınlar BRT ekibine. Mutlu sabahlar BRT ekibine diyor. BRT değiliz biz, Kanal T ekibiyiz. Eyvallah, çok doğru dedi. Küçük yer KKTC, fazla zorlanma olmadı dedi. Ben ilk önce takdir ediyorum. İkincisi, küçük Arap Emirlikleri, Bahreyn, Uman, Katar Devleti çok zengin hepsi. Bu devletlerin her bir tanesi Lefkoş'a kadar hepsi virüs var. Medyayı iyi takip ediyorum. KKTC'de hükümet hemen adımlar attı ve hak ettiği yanıtı verdi diyor Rasim Kısacam. Güzel söylüyor, takdir ediyor. Fehmi Oktay müdürüm, günaydınlar, sevgiler ediyorum sizlere. Hikmet Kaya, günaydınlar. Emine Erçin, abi bilginiz var mı? 1500 TL para ödendi mi acaba diyor Emine Erçin. Ödenmedi, ödenmedi. İnşallah gelen ay yani gelen ay derken bugün başladık. Yani 4'ünde 5'inde inşallah verecekler gibi söylentiler var. Fatma Tuğcan 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyor. Şahsine Keskin. Hastalık para ile bulaşır mı? Doktorlar bu konuyu hiç konuşmuyor, merak ediyoruz diyor Şahsine Keskin. Bu hastalık para ile bulaşır mı? Biliyor musunuz? Doktorlar her şeyi konuşuyor. Para, kağıt yüzeyi tabii ki bulaştırabiliyor parayı da. Onun için çok dikkatli dezinfekte olayları. Tuttuysanız parayı biraz yıkayın elleri çok çabuk bir şekilde diyenler var. Hatta insan gazıyla, yani bilimsel ismiyle söylersek, insanın, ne diyorlar, insan gazının bilimsel bir tarafı var mı? Yani hafif hikayesi, yani gaz çıkarımıyla da bu konuyu bile tartıştılar dün. İngiliz Daily Star gazetesi, yani Deli Star gazetesi gibi bir durum oldu ama onu da konuştular. Çok düşük bir ihtimal var. Hele kilot giyiyorsanız diyor, uzaksanız mümkün değil. Ama bazıları İngiltere'de kilot giymiyormuş. Bunu da bilmedik. Tabii ki 15 yıl kadar kaldık oralarda ama Yaşar Aracı kardeşim beni aradı. Sonra emnesi var. Alo, günaydın. Kardeş, programa mı katılmak istiyorsunuz? Yaşar Aracı, çok teşekkür ediyoruz. Uğurluyoruz sizi. Teşekkür ediyoruz. Canlı yayındayız. Ne almasın bu yıl? Ne parasını almasın? Reklam paralarını. Evet, Sayın Harmancı bu sene reklam paralarını alma diye çağrı yapıyorsun. Bu esnaf abiyle destekçi çıkın. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sağ olun kardeşim. Sağ olun, sağ ol. Sevgili Yaşar Aracı'dan Başkan Harmancı'ya bir çağrı. Reklam paralarını evet. Evet, patronumuzdan da bize kutlama geldi. Medya Life'tan çok teşekkür ediyoruz onlara da. Ali Soytürk, işçi bayramımızı kutluyor. Cuma'nın hayırlara vesile olmasını diliyor ve Trabzon Pazarcık'tan bize selam ediyor. Biz de Ali Soytürk'e selamlarımızı iletiyoruz. Diyalog TV'nin kapatılmasıyla alakası hayır. Diyalog TV tamamen bir programdan dolayı kapatıldı diye Doğan Ank soruyor. Bize de gelen bilgi bu yani. Biz kapatmadık, biz bilmiyoruz ama gelen bilgi Sayın Besim Tibuk'un Hasan Erçakıcı ile yaptığı bir programdan dolayı kapatılmış. Hayırlı cumalar diyor Zekiye Paşa. 1 Mayıs'ı kutluyor. Canı gönülden beni kutluyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Ramazan Hızır'a teşekkürler ediyoruz tabii ki. Tarkan Sabit'e de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hem Ramazan Hızır'a hem Tarkan Sabit'e selamlarımızı iletiyoruz. Atatecimer,
Günaydınlar Ata abi, günaydınlar, selamlar, saygılar. Cengiz Saner, Cavit Zabit, Mustafa Moğaç kaptanım, günaydın. Hamitköy'den Cengiz Saner bize kutlama gönderdi ve Halil Tacan Iskordo, tüm emekçilerin bayramı kutlu olsun diyor. Memduh, evet, Memduh Maniler, inşaatta 20-30 kişi işleyen var. Temas olmaz mı, bulaşmaz mı hastalık? İşte herkesin ruh sağlığını gerçekten bozdular. Yani kimse kimseye temas etmesin, maskelerimizi takalım, birer buçuk ikişer metre mesafe yapalım, sürekli ellerimizi yıkayalım, birine temas etmeyelim, elimizi yüzümüze götürmeyelim ve koruyalım. Oytun Andaş 1 Mayıs'ı kutluyor, Muhammed Reza Gaffari aynı şekilde, Metin Amirali Bengisu, ha söylemiş, yellenme diyorlar. Bizim o gaz çıkarma aklıma gelmedi bir türlü. Yellenmeden bulaşır mı? Bulaşır. Ama ne kadar? Yüzünü dibelik yakına götürür sanki. Yani mümkün değil, öyle bir temas olmaz yani. Evet. Keyifsiz gördüm diyor Güner'in yeri. Yok abi, bugün çok keyifliyim. Her zamanki gibi. Tarkan Sabit, Hasan Hüdaycer hocam, günaydınlar. Kutlu olsun bayramlarımız sizlerin de. Tüm dünya işçilerinin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun. En erken bir zamanda TC kaynaklı tüm yayınların kapatılması dileğiyle. TC kaynaklı tüm yayınların kapatılması dileğiyle. Bunu anlamadım. İyi mi oldu yani? Anlamadım bunu. Ha yani TC ile bağlantımız olmasın anlamında mı bilmiyorum ama herhalde o demektir. Yaşarcığım tamamdır. Gülperi Kısmet arkadaşım, kardeşim günaydın. İyi yayınlar Sayın İncirli. 1 Mayıs tüm emekçilere kutlu olsun. Sizlere de aynı şekilde. Aziz Kemal, Türker Yiğitcan. Evet, sağ ol Sümetin Emir Ali Bengisu. Recep Sütlüceli, Londra'dan dikkat edin, KKTC'ye bir vali tayin edilebilir. Bu Diyalog TV'nin kapanmasının ardından, yok abim bize vali tayin edilmez. Bize zaten Recep Sütlüceli, bize biri tayin edilse Sıfat Desteban olur, yeter bize. Mesut Kazık günaydın. Lefkoşa Haydarpaşa Mahallesi muhtarımıza selamlar ediyoruz. Herkese Çavbellalı günaydınlar. Pır pır eden, umudunu kaybetmeyen bir yürek istiyoruz Mustafa Genç Osman diyor. Evet, Hacer İleri günaydınlar demiş. Şefik Mahit Dereli hastaneden selamlar. Tüm emekçilerin bayramı kutlu olsun. Sana da geçmiş olsun kardeşciğim bir kez daha. Evet, Dubai'ni uçağını akşam kaç kez sordun? Korku miskindir, korkuyorsun. Evet, akşam bir uçak inmiş 11.40'da. Öğrenemedik. Belki birazdan birileri bize bir mesaj atar. Mehmet Ali Çavuşoğlu günaydın. Ve o uçağın ne olduğunu, nasıl olduğunu bize anlatırlar. Çünkü gerçekten çok merak ediyoruz. Mehmet Soyer Baballo kardeşim günaydınlar. Günaydınlar Mehmet Coş karşılığı. Dün sizinle tanıştık, ayrıca selamlar. Fehmi Oktay, Nilgün Yolaçan, Özgül Erdoğan Özdemirağ günaydınlar. Emine Mülayim, Recep Cemal Tümtürk. Tümtürk günaydınlar bizlere de sizlere de. Ve girelim bir havamızın durumu nedir? Böyle ding dong desin bize Örsan, oralardadır. Havamızın durumuna bir bakalım, bugün hava nasıl olacak, çünkü akşam biraz yağmur yağdı, bugün de hava yağmurlu gösteriyor. Bakalım hava durumundan sonra devam edeceğiz dükkan bizim bugün. Evet, meteoroloji dairemiz diyor ki 1 Mayıs bugün işçinin, emekçinin bayram gününde bölgemiz alçak basınç sistemiyle üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek. Girne bugün 21, Çamlıbel, Lapta ve Boğaz Alev Kayası, Esentepe 20, Akdeniz 22, Lefke 20, Güzelyurt 24, Lefkoşa 26, Ercan, Geçitkale 25, Beyarmudu, Gazimaosa 23, İskelebe, Yenerenköy 22 derece santigrat. Bir kez daha söyleyelim, hava parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak
yağmurlu geçecek. Evet, karantinada kapalılıktaki son cuma gününde programımıza hava durumunu bitirdik. Devam edeceğiz programımıza her zaman olduğu gibi. Selçuk Akmanlar, Asaf Şenol. Akşam gelen uçağın ambulans uçak olduğu ve 3 yaşında bir çocuk hastayı alıp gittiğini öğrendim diyor. Güzel bir haber bu tabii ki. 3 yaşında bir çocuğu almış. 3 yaşında, Allah'ım korusun her kimse. Ozan Göztaşı günaydın, Selçuk Akmanlar günaydın. İnşallah bu 3 yaşındaki çocuğumuz da Ali Usta'mızın oğlucu Deniz'de, Gaziantep'te hepsinden sağlık haberlerini alırız. Sağlıklı günlerimizi görürüz diye düşünmüştük. Evet, bazı internet sayfalarımıza bakalım. Kıbrıs Postası gazetesine bakalım. Bugün neler var? Sonra böyle devam edeceğiz. Evet, Rütük Diyalog TV'nin yayınını durdurdu. Üniversitelerimizin hocalarının, rektörlerimizin ifadeleri, açıklamaları var. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi rektörümüz, Lefke Avrupa Üniversitesi rektörümüz var görebildiğim kadarıyla. Evet, Kıbrıs Postası TV'nin programına katılmışlar. Uzaktan eğitim tabii ki örgün eğitimin yerini tutamaz diyor Sayın Nadiri. Bunu söylüyor. Çok önemli bir ve çok güzel bir programdı. Tebrik ediyoruz tabii ki tümünü. Evet, bunları yazmış bugün Kıbrıs Postası. Gündem Kıbrıs'a bakalım. Önemli gelişme var mı? Önemli bir açılım var mı? Bugün Kıbrıslı Türklerin en iyi yaptığı şey uyumak ve rüyada maddi yardım yağdığını görmek. Bugün Serhat İncirli'nin yazısı Gündem Kıbrıs'ta böyle yayınlandı. Biz de tweet olarak bunu attık. Biraz sonra tabii ki programımızın ikinci bölümünde okuyacağız ama dileyen şu anda okumak isterse ve Gündem Kıbrıs'a girebilir, okuyabilir. Kıbrıslı Türklerin en iyi yaptığı şey uyumak ve rüyada maddi yardım yağdığını görmek. Bütün vekillerimiz, bakanlarımız, gelmiş geçmiş bütün hükümetlerimiz de bunu başarıyla yerine getiriyorlar. Özellikle rüyada maddi yardım yağdığını görmek böyle. Geliyor paralar, geliyor. Sadece son 2-3 yıldır, hatta 5 yıldır belki de rüyada görüyoruz bunları daha çok. Evet, kimseyi suçlamadığımızı, kimseyi eleştirmediğimizi de belirtmek istiyorum ayrıca. Bunu belirtelim. Hemen evet, 1 Mayıs marşını çok güzel hazırladı Basın Emekçileri Sendikası. Onu da paylaştık biz. Onu da dinlemek isteyenler tabii ki Ali Kişmir kardeşimin sayfasına da girebilirler. Bunu belirtelim. Dinleteyim mi size biraz? Günlerin bugün getirdi. Ulaş Barış. Bastı zulüm ve kandı. Günlerin bugün getirdi. Baskı, zulüm ve kandır. Ancak bu böyle gitmez. Zeynep uyar. Sömürüp devam etmez. Ancak bu böyle gitmez. Sömürü devam etmez. Basın Sen Genel Mali Sekreteri Evrim Mehmet Kamalı. Fatma Kişmir kardeşi. Ben de varım da onun için bekliyorum. Heyecanla yani sizi de bekletiyorum. İlk kez görüyoruz biz de bunu. Sami Özuslu, Gazeteciler Birliği Başkanımız. Bir Mayıs, bir Mayıs.
kutlamayı. Orhan Aydın tiyatro sanatçısı. İşçinin, emekçinin bayramı. 1 Mayıs. Bu da benim. 1 Mayıs. İşçinin, emekçinin bayramı. Evet. Çok güzel yapmışlar. Ellerine sağlık. Tebrik ediyoruz tümünü. Ve geçiyoruz. Kendi programımıza devam ediyoruz tabii ki. İsteyenler izleyebilirler Facebook'tan bizim şarkıları da. Çok amatör oldu ama tabii ki bizim seslerimiz amatör. Bizim işimiz o değil. Evet, 1 Mayıs bayramımızı kutluyor bize Enver Buda kardeşim. Hünal Berkant Lefke'den günaydınlar. Vay be tonum vay, ketonum vay, ketonum vay. Günaydınlar ketonum. Ahmet Ersöz, başkanım neredesin? Diyalog TV'nin kapatılması demokrasiye vurulmuş ciddi bir darbedir. Umarım bu hatadan erken dönülür. Bugün onlara, yarın diğerlerine. Otur Arap, kalk Arap sistemi yine devrede. 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun. İyi yayınlar. Ozan Göztaş'ı, günaydınlar. Akşam gelen uçağı bir kez daha söyleyelim. 3 yaşında bir çocukmuş. Selçuk Akmanlar, siyasiler konserlere gidemezler ha 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 diyor. İnşallah gitmezler, biz buradan dinletelim onlara şarkıları. Öyle diyor Selçuk Akmanlar. Evet, Sedat Avcan diyor ki bu akşamdan itibaren oturacak şeyde, damda diyor, uçaklar nereden gelir nereden gider görelim çünkü korkudan gerçekten ölüyor. Ben de korkuyorum. Yani durduk yere Dubai'den ansızın uçak gelmesi, dedim hayırca boyle nedir bu durum yani, çünkü bir uçak dolusu korona gelmiş olabilir diye düşündüm. Tabii KKTC vatandaşıymışlar, hepsi öyle dediler. Dubai'de KKTC vatandaşları ilgimi çekti aslında. Hakkı Demir Kalp bayramımızı kutluyor. Çilem Taşdemir bayramımızı kutluyor. Biz de onlara selam, sevgilerimizi ilettik. Ozan Göztaş'ına da. Metin Emirali Bengisu'ya tekrardan. Hakan Özpolat günaydınlar. 1 Mayıs kutlu olsun size de, Selçuk Akmanlara da. Evet. Sağ ol Sedat Avcan, Reşat Çıdam, Erhan Akar tüm emekçi insanların bayramını gönülden kutlarım dedi Fatma Tuğcan. Harika olmuş, dinledim diyor. Evet, biz de dinledik, çok da teşekkür ediyoruz buna. Devam edelim. Bugün nelerimiz var, bugün nelerimiz var? Bir kişinin hızlı testinin pozitif çıktığı söyleniyor. Bu açıklanmadı ama hızlı teste pozitif çıktığında bir bakacağız bu pozitif çıkan bir kişinin. Baysen açıkladı, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden PCR testi sonucunun, kesin sonucunun belirleyeceğini söylüyor. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda bir kişinin. Ama bu şu anda Sayın Bakan'ın açıklamasında yoktu diye düşünüyoruz. Evet, mahkemeler 6 Mayıs itibariyle oturum yapmaya başlayacak. Evet, Yüksek Mahkeme, mahkemelerin 6 Mayıs 2020 tarihinden itibaren oturum yapmaya başlayacaklarını duyurdu. Bugün bu haberde gündem Kıbrıs'ta yer aldı. Sizlerle bunu da paylaşalım, paylaşmış olalım. Şoför okulları da 4 Mayıs'ta açılacak. Ulaştırma Bakanlığı'nın açıklaması. Gürdal abim diyor ki, çok seyahat eden biri olarak merak ettiğim bir konuyu paylaşmak isterim. Sevgili Gürdal Mehmetçik, belli ki kapılar yurt dışına açıldığı zaman KKTC de dahil yolculardan PCR raporu istenecek. Üçüncü ülkelere giderken bu ülkeler KKTC'nin PCR raporunu kabul edecek mi? Yoksa pasaportlar gibi onu da gidip güneyden mi alacağız? Belki de biz bu virüsü iyi idare ettiğimiz için KKTC raporu kabul edilecek. Bunu çok merak ediyorum, sanmıyorum. Evet, en önemli sıkıntılarımızdan biri olarak ileride bu konu, Sayın Gürdal Mehmetçik çok güzel uyardı, en önemli bir sorun olarak karşımıza çıkacak. Yani biz bu meseleyi çok iyi idare ettik. Gerçekten şu anda dünyada hiçbir ülkede bu değil. Evet,
Başka televizyon kanallarında neler olduğu bizi hiç ilgilendirmiyor. Kafam karıştı diyor Li Kaşemmedi. Niye kapattılar Diyalog gazetesini, Diyalog TV diye. Afyon'dan sevgiler, sizin ve tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlarım. Kadir Çakan, sevgili Kadir Çakan, Afyon. Ne güzel bir ülkedir, ne güzel bir kenttir. Tabii biz çok eski yıllarda gittim Afyon'a. 14 yaşındayken, tam 40 sene önce. Olacak gibi değil ya. Tam 40 sene midir ben? Olur mu? 14 yaşındaydık. İşte 37-38 sene önce, 39 sene önce. 39 sene önce Afyon'a gitmişiz. Vay be. Basketbol oynamaya üstelik. Kurtuluş Ortaokulu olarak. Bakın bizden sonra Şehit Turgut Ortaokulu oldu adı. Biz Kurtuluş Ortaokulu basketbolda şampiyon olmuş. İlk defa Lefkoşa dışında bir okul şampiyon olmuş ve finalde de Namık Kemal Ortaokulu'nu yenmiştik. Seval Pilli Kanat emekçilerin gününü kutluyor. Kadir Çakan'a tekrar selamlar. Ya gördün kuzum diye attı Cyprus taksi bize. Evet, biraz önce demişti ya bir yerde BRT'de çıktı diye bir tane pozitif. O hızlı testtedir. Bugün o negatife döner sevgili Cyprus taksi. İsmin inan mesaj göndersen bana çok mutlu olacağım. Kerim Fatma sevgili, Kezban Ülsol, Reşat Çıdam. 24 gecedir gökyüzünde çok şeyler oluyor dedi. Biz izleyemiyoruz abi gökyüzünü. İsmail Ayhan, Fatma Tuğcan tekrardan günaydınlar. Evet, 1 Mayıs İşçi Bayramınız kutlu olsun diyor bir başka kişi, isimsiz. Ömer Karavezirler aynı şekilde. Bu ülkenin Ulaştırma Bakanlığı var. Bir yetkili çıksın açıklasın. Bu uçak neyin nesi? Halk tedirgin olmasın. Dubai'de KKTC vatandaşı mı var da getirdi onları? Olabilir. KKTC vatandaşı Kıbrıslı Türk olmasına gerek yok ki. Biz bir sürü kişiyi vatandaş yaptık. Niye? Başkaları yapar da biz yapamaz mıyız? Üstelik bizimkisi sadece böyle zamanlarda geçerlidir. Böyle zamanlarda geçerli olur, bizim vatandaşlık başka bir yerde yaramaz. Yani benim basın kartı gibi. Ben hayatımda basın kartı hiç kullanmadım. Sürekli basın kartı sahibiyim. Basın kartını nerede kullanacaksın ki? Gittiğinde basın toplantısında mı göstereceksin? Yok. Bir şeyi yok. İşte bazen indirimler falanlar oluyor ama. Olsun, ben eskiden futbol maçlarına girerken gösterirdim. Sonra futbol maçlarına girerken ayıp olur dedim. Çünkü spor yazarlığı yapmıyorum artık. Eskiden gidip fotoğraf çekerdim. Sonra ödemeye başladık maçları. Şimdi sonra maçlar durdu. İlk defa hayatımda şeyde fark ettim basın kartı. Ercan Havaalanı'nda park yeri bedava. Giden arabanı park eden 3 gün 4 gün sonra giden gelin, yani nereden gelirsen alın arabanı, gösterin kartını bedava kaçan. Ama şimdi koronavirüs döneminde de şehirden şehre gitmek yok da kasabadan kasabaya, ilçeden ilçeye gidemiyorduk ya sevgili Örsan. İlk defa basın kartımı birkaç kez polis durdurdu. Birkaç kez değil, 4-5 kez durdurdu. Ve şey yaptık. Evet, Girnecon'umuz geldi ama arada içeceğiz Girnecon kahvesini. Ben yine de göstereyim size ama önünüzde içmiyorum. Arada içeceğiz. 2-3 dakika sonra ara vereceğiz. Aynur Taşkoparan, Mustafa Arslaner bizlere günaydın demiş. Deha Gürsel, 1 Mayıs İşçi Bayramımız kutlu olsun. Çok teşekkürler Deha Gürsel, ismin şahane. Çok 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 sevdiğim kardeşlerimin, bir kardeşimin tabii ki evladı Deha. Aynı şekilde aileyi tanıyorum, amcayı, halayı, rahmetlik babayı, hepsini çok tanıyorum. Anne, sınıf arkadaşım, hepsine selamlar. Candan Tarlan Ali'yi teşekkürler ediyoruz. Günaydınlar diyoruz sizlere. Girnecon'u söylemişken Sevener Travel'e sevgilerimizi iletiyoruz. Sevener Travel Alsancak'ta, Hamitköy'de. En kısa zamanda yine tabii ki tatillerimize başlayacağız. Selva Homs'a sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz her zaman olduğu gibi. Afrodit Wellness and Spa 4'ünde açılmıyor ama daha sonra spamız açılacak. Biz orada olacağız mutlaka, çünkü çok ihtiyacım var. Bakanlar Kurulu üyelerine de tavsiye ederim çünkü onlar da çok yoruldular. Hakan Çevik Avustralya'dan günaydın. Ve Kuzey Kıbrıs'ta diyor emek veren tüm kardeşlerimize 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun diyor Hakan Çevik. Sağ olasın.
Nazime Abdullah İskele'den bize günaydın diyor. Bayramınız, işçi bayramınız kutlu olsun. Evet, Diyalog TV neden kapatıldı diyor Salih Demirkent, öğrenebilir miyim? Diyalog gazetesi bugün yazdı, Susmayacağız yayınıyla verdi. Diyalog TV bir programda, bir haber programında söylenenler gerekçe gösterilerek durduruldu. Bu haber programında Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edildiği iddiasını ortaya koydu. RTÜK kapattı. Dedi kapattı. Yani böyle yapabiliyorlar. Güzel bir olay değil tabii ki. Evet, Hasan Devecioğlu kardeşim, başınız sağ olsun. Dün mesajımı göndermiştim sizlere. Şarkıyı en güzel sen okudun diyor Hasan Devecioğlu. Sağ ol kardeşim, Sedat Avcan'ın dediği gibi sağ ol. Zeki Eren Darben günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim Zeki Eren Darben. Spor kıyafet sizi daha çok açıyor demiş. İlginç. Sağ ol. Bundan sonra cumaları öyle geleceğim ama bugün 1 Mayıs olduğu için kızıl 1 Mayıs'ta kırmızı bayrağımızı astık tabii ki boynumuza. 1 Mayıs'ta çalıştırılmam gerekirdi. Bugün sizin, ben her 1 Mayıs'ta çalıştım sevgili Orhun Karagözlü. Tatil olmayan pazar cumartesi olduğunda çalışmadım ama 1 Mayıs'ta çalıştım. Uyarsa mahalleye gel, inşallah bugün uyduracağım sevgili Orhun. Mustafa Arslaner, Kozan Yorgancı, bugün 1 Mayıs konuşmak lazım Diyalog TV'nin kapatılmasını. Kozan Yorgancı, evet konuştuk programımızın açılışında. Bugün benim doğum günüm, 1 Mayıs işçi bayramınız kutlu olsun. Mustafa Arslaner, Hasan Yaşar, Necdet Mavi Gözlü. KKTC'yi hiçbir ülkenin tanımaması bir yerde işimize yaradı. Tanınmadığımız için korona bizi tanımadı. Çok şükür tanımadığımız için diyor. Öyle değil ama Yurdal Mehmetçiğin uyarısı çok önemli. Yarın bizden PCR testi isteyecekler gideceğimiz yerde. Ve ne yazık ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaptığı PCR testlerinin vereceği belgeler kabul edilmeyecek. Bu da ilginç bir olay tabii ki. Mehtap Yılmaz, günaydınlar. Tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs işçi bayramını kutluyorum. 1 Mayıs, tabii 1 Mayıs eski patronlarımın doğum günü aynı zamanda. Sayın Asil Nadir ve Sayın Bilge Nevzat'ın da doğum günlerini kutluyorum yürekten. Kantara bal, kantara balı da tavsiye ediyorum herkese. Kantara bal, akşam kantara balı çayla içtim. Gerçekten çaya koydum 1,5 kaşık kantara bal ve Fatma Türk günaydınlar, hayırlı cumalar, çok güzeldi. Solar Bay Paralik, güneşin enerjisini evinize, işinize, her yere getirebiliyor elektrik enerjisi olarak. Hiçbir kanalımız durdurulmasın, basını kimse susturamaz diyor Nazime Abdullah. Ne güzel, ne güzel. Zafer Küpeşte'ye selamlar ediyoruz. Arden Hellim'i masadan eksik etmiyoruz. Dunu o eski tip köy usulü olan Arden'den aldım. Sabah işten buradan eve dönerken oradan aldım. Gabiracık da yaptım. Minnoşun çöreğini ve Arden Hellim gabira yağı çay. Lokum. Vestel izledim tabii bu arada. Televizyon Vestel olduğu için Vestel'i izledim. Vestel'le kucak kucağa. Aygül ve Belgin, selamlarımızı iletiyoruz Boğaz'a. Ve işçi bayramlarını kutluyor onlar da herkesin. Mehmet Şenler'e selamlar ediyoruz. Susu Oğuzkan'a selamlar ediyoruz. Susu Oğuzkan'a biz de çok çok selamlar ediyoruz. Yeşildal kanalizasyon sistemleri unutmuyoruz. En küçük bir sorun varsa, mutfak gider tıkanıklığı, vidanjör hizmeti, kuyu boşaltma, sosyal medyadan Yeşildal'ı arıyoruz. Ve Çangar Motors pazartesi kahve içmeye social distance şeyle gelirim. Bir ilaçlanalım uğraştı artık. Akay Optik, Mehmet Akay Optik, Vizyon 2000. Mehmet Akay Optik, Lefkoşa'da Vizyon 2000. Mausa'da size de işimiz düşecek. Gözlükler çünkü kırıldı. Gelmemiz lazım. Belki yeni gözlük bile alırız ödenirsek. Yani devlet bizi öderse. Fayz Sucuoğlu aradı geçen gün. Dedi Serhat'cığım sana 1500 değil 10.500 verelim. Şaka tabii ki, yok. Yok.
otel patronlarını kabul ediyor bakan. Çok yanlış bence. Ama olsun, artık inşallah o günleri azaltırız. Evet, yazdım bunu. Aradan sonra okuyacağız tabii ki. Intergaz bu mavi, başka mavi. Gaz bitti. 444 55 44. Alo, gazı getirin. 444 55 44. Şimdi araya gidiyoruz. Aradan sonra buradayız. Girnecon'umuzu içelim, geri gelelim. Hiçbir yere ayrılmayın. Naci Süleyman abim, günaydın ederim sizlere. Sevgiler, saygılar. Aradan sonra buradayız. Gazetelere bakacağız. Serafin Cirli'nin köşe yazısını okuyacağız. Sonra İngiliz gazeteleri, Türkiye gazeteleri olacak. Ve Cem Özerk kardeşim, günaydın Serginio, günaydın Ciminio. Selamlar ediyorum Londra'ya. Kendine çok iyi bakan kardeşim inşallah. İşlerinde Allah rast getirsin. Mustafa Hançerli, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın kutlu olsun diyor. Ve şimdi araya girdik.